Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere sanal bellek veyahut da diğer ismiyle sanal RAM nasıl oluşturur, bu konuda bilgi vermek istiyorum. Bu işlemleri yapmadan önce ilk olarak oluşturacağımız sanal RAM hakkında bilgilerimiz olması lazım. Yani minimum ve maksimum değerler oluşturmamız lazım. Benim RAM'im yeterli olduğunu düşündüğüm için ben minimum 4 GB, maksimum ise 8 GB'lık bir alan ayırmayı düşündüm. Biliyorsunuz ki 1 GB 1024 MB'e tekabül ediyor. Bu ise 4096 MB minimum, maksimum ise 8192 MB'e denk geliyor. Burada siz de ne kadar bellek ayıracaksanız, örneğin 5 GB ise 5 x 1024 yaparak minimumu, 10 GB ise veyahut da 7, 8 hiç fark etmez, minimumdan büyük olması lazım. Ayıracağınız RAM GB ile MB'i çarpıp, yani 1 GB'ın ettiği megabayt çarpıp maksimum değerini belirliyorsunuz. Bu belirleme işleminden sonra bunu kapatalım. Bu bilgisayar sekmesine geliyorsunuz. Özellikleri tıklıyorsunuz en alttan. Açılan pencerede bilgisayarınızın özellikleri geliyor. RAM'i veyahut da işlemcisi veyahut da diğer özellikleri. Buradan en solda bulunan ve en altta bulunan gelişmiş sistem ayarlarını tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra karşınıza bilgisayar adı, donanım, gelişmiş, sistem koruması ve uzak olmak üzere 5 tane sekme geliyor. Bunlardan gelişmişi tıklıyorsunuz. Gelişmişi tıkladıktan sonra performans bölümünden ayarları tıklıyorsunuz. Ayarları tıkladıktan sonra karşınıza tekrar 3 tane farklı sekme geliyor. Görsel efektler, gelişmiş, veri yürütme engellemesi. Buradan gelişmişi tıklıyorsunuz. Gelişmiş tıkladıktan sonra işlemci zamanlanması ve sanal bellek karşımıza geliyor. Buradan sanal belleğe gelip değiştiri tıklıyorsunuz. Tüm sürücülerde disk belleği dosya boyutunu otomatik yönet. Bu böyle yazdığı için biz bunu değiştirip manuel yapacağız. Burada özel boyutu tekrar tıklıyoruz. Bizim yazdığımız boyutlarımız nelerdi? Minimum 4096. Minimum'la yazıyoruz. Maksimum ise 8192 MB. Bunları yazdıktan sonra ayarlara tıklıyoruz. Tıkladığımız anda hemen ayarlardan geldi. Bu arada bunu unutmamak gerekiyor ki kullanılabilir alanınız önemli. Kullanılabilir alanınız en büyüklerinizden büyük olması lazım. Yani vereceğiniz RAM alanı sizin boş hafızanızdan düşük olması gerekiyor. Yoksa sorun yaşarsınız ve kabul etmez. Bu işlemden sonra tamamı tıklıyoruz. Yaptığınız değişikliklerin etkin olabilmesi için bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekiyor diyor. Burada tamam diyoruz ve devamını böyle yapıyoruz. Gerisinde de tamam diyoruz, uygula diyoruz ilk önce, sonra tamama basıyoruz. Sonra bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar yeniden başlattıktan sonra zaten burada özellikleriniz belirginleşmiş oluyor. Bunu yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Bilgisayarınız fazlasıyla hızlanacaktır. Farklı bir işlem yoktur. Zaten gördüğünüz gibi hemen yeniden başlat ya da sonradan başlat gibi seçenekler karşımıza geliyor. Ben sonra yeniden başlat tıklıyorum. Çünkü bu işlemi yapmayacağım. Zaten yeniden başlasa da iptal edeceğim. Çünkü benim RAM'im yeterli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Daha iyi performans için SSD hard diskiniz varsa daha iyi performans alırsınız. SSD'ler biliyorsunuz ki her zaman daha hızlıdır. Ama normallerde de yaparsanız bir miktar hızlanacaktır. Bu hızın çok gözlenebilir olduğunu savunan çok kişiler var ama bunu savunmanız için veyahut da gözlemlemeniz için bilgisayar karşısında çok uzun süre oturmanız ve bunu fark edecek oyunlar oynamanız lazım. Sanmıyorum ki çok yüksek oranda fark olsun. Fark olacaktır tabii ki ama çok mükemmel bir fark olmayacaktır. Bunu da söyleyeyim. Gerçek RAM'inde yerini hiçbir şey tutmayacaktır. Tabii ki ama doğruyu söylemek gerekirse bir fark olacaktır. Ama RAM kadar da olmayacaktır. Sayfamı beğenir ve beni takip ederseniz de sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.